7 Şubat 2023 Antalya Kepez Vakfı, Kepez Belediyesi'ne ait bir yardım kuruluşu burası. Aynı zamanda Kepez Belediyesi'nin ekmek fırını. Görmüş olduğunuz gibi depremzedelerimize ciddi derecede bir yardım var. İçeride muazzam bir çalışma var. Gördüğünüz gibi kolyeler paketleniyor. Yardımseverlerin paylaştığı, getirdiği. İnanılmaz bir telaş var burada. Ekmek üretiliyor. Burası aynı zamanda fırın. Ekmekler paketleniyor. Halılar, yorganlar, battaniyeler, çocuk bezleri, çocuk mamaları. Aklınıza ne gelirse herkes kendi gücünün yettiğince yardımlarını iletiyor. Dün geceden bu yana 25'e yakın tır gittiği görüldü burada. Evet, şöyle de çekeyim. İşte çocuk arabaları, ısıtıcılar, piknik tüpleri, karton bardaklar. Yani her şey gördüğünüz gibi şöyle yine bir tır yükleniyor. Evet, yine yardımsever bir vatandaşımız bir panel van dolusu yine yorgan, battaniye toplamış, getirmiş. Evet, şöyle bir geçebilirsem. Al abi. Buraya geçerle oturma getirdim. Evet, vatandaşlar sürekli olarak getiriyor. İçme suları, çocuk bezleri. Küçük büyük demeden herkes arkadaşlar. Palet yardımı yapanlar var. Gördüğünüz gibi araçlar yükleniyor. Dışarısı bir yandan çok yoğun. İçeri araç girişi sırayla alınıyor. Şöyle vatandaşlarımızı yine göstereyim. Sen çıkıyor mu abi? Yolu açın abi, yolu açın. Görüyorsunuz ellerinde vatandaşlarımız sürekli olarak çuvallarda. Battaniye, yorgan, çocuk kıyafeti, iç çamaşırı. Araçlar sırayla polis nezaretinde alınıyor. Yine diğer taraftan. Evet, Antalya Kepez Ekmek burası. Antalya'da birçok noktada yardım merkezi kurulmuş durumda. Vatandaşlar akın ediyor. Biz de yardımlarımızı yaptık. Allah kabul ederse imkanlarımız doğrultusunda yorgandır, battaniyedir, kıyafettir, çocuk mamasıdır yine. Aynı şekilde. Araba aldırılmıyor içeri çünkü içerisi çok yoğun. Evet, şöyle geçelim. Yine biraz daha size bir görüntü alayım. Aslında organizasyon güzel. Dün geceden bu yana. Özellikle dün sabah saatlerinde başladı. Dün gece itibariyle tam anlamıyla bir düzen oluşturuldu. Panik havası gitti. Polis ekipleri de geldi. İçeriye şöyle bir girersem. İnanılmaz bir yoğunluk var. Şöyle çıkabilirsem biraz yükseğe. Şöyle göstereyim. Yine haber ekipleri de var. Medya yine burada. Evet. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden herkes elini taşın altına koymuş durumda. Desteklerini veriyor. Bir yandan ekmek üretimi devam ediyor. Hatay'a, Maraş'a, Antep'e, Urfa'ya ciddi derecede arkadaşlar ekmek gönderiliyor. Fırınlarda sıkıntı var. Şebeke sularında sıkıntı var. Elektrik, doğalgaz olmadığı için katalitik sobalar, piknik tüpleri, mutfak tüpleri, zeytinyağlar, sıvı yağlar, görmüş olduğunuz gibi bakliyatlar, pirinçtir, makarnadır, hazır gıdalar yoğun bir şekilde gönderiliyor. Vatandaşımızdan, Türk milletimizden Allah razı olsun. Şurası fırın arkadaşlar, gösterebilirsem. Fırında bir üretim var. Evet, tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Antalya'da şu anda neredeyse iş makinesi yok. Tır yok diyebiliriz. Burası aynı zamanda bir tır parkıydı. Şu pazar yerinin az ilerisi. Tam anlamıyla seferber olmuş durumda. Evet, şurada önümde de bir hayırseverimiz yine zeytinyağlar getirmiş buraya. Komple burası bu zeytinyağı dolu. İçme suları, çorba kaseleri, pet bardaklar. Yani neye ihtiyaç varsa arkadaşlar, bakın bir vatandaşımız yine elinde evinden kendi yaptığı zeytini getirmiş, bakliyatlarını getirmiş. Gördüğünüz gibi. Yine yardımlar devam ediyor.
aklımız, fikrimiz, kalbimiz doğu bölgemizde. Yollar kapalı, viyadükler çökmüş durumda. Evet. Şöyle biraz daha ilerleyebilirsem yakından da göstereyim size. İçiniz rahat etsin. Bakın burada meyve suları, makarnalar. Yine ablalarımız temel ihtiyaç malzemelerini, işte bunlar nedir? Pamuktur, sağlık malzemeleri, bakliyatlar tek tek, tane tane, eşit ve adil olacak şekilde salçalara kadar paketliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yine burada ablalarımız, annelerimiz verelerdir. Bakın bir kutuyu göstereyim size. Makarna, gofret, çay, süt, temizlik malzemeleri, çorap, kadın özel malzemeleri, her şey var arkadaşlar. Çocuk bezleri, her paketi adil bir şekilde yapıyorlar ki yardım yerine iyi bir şekilde ulaşsın. Yine bir abimiz burada paketliyor. Görmüş olduğunuz gibi herkes evindeki yataklarını, yorganlarını elinden geldiğince getiriyor arkadaşlar. Evet, çalışmalar devam ediyor. Durmayacak. 13 milyon vatandaşımız mağdur olmuş durumda. Kolay değil. Evet, şöyle yine bir göstereyim. Evet. Böyle fırına girmek istiyorum ama içerisi çok kalabalık. Şöyle halları görüyorsunuz. Paketlemeler devam ediyor yine. Temizlik malzemeleri yine yoğun bir şekilde gelmiş. Çocuk bezleri. Gördüğünüz gibi. Peçeteler, ıslak mendiller. Yani kim ne yardım yapabiliyorsa temel ihtiyaç malzemesi olarak. Burası fırın. Ekmeklerimiz üretiliyor bu gördüğünüz gibi. Şöyle girebilirsem izini almadım ama. Evet. Ustamız ekmekleri de üretiyor şöyle. Evet. İnanılmaz bir kalabalık. Dışarıda çok fazla araç sıra bekliyor yardım teslim etmek için. Evet, çocuk mamaları çok önemli arkadaşlar. Bulunmuyor bölgede. Çok fazla küçük yavrumuz var. Evet, inanılmaz bir hava. Yine bir yardımseverimiz makarna kolileri getirmiş. Onlar teslim ediliyor. Evet, şöyle çekeyim. Evet, bakın herkes evinden zeytinini, zeytinyağısını, yine çaylar, kuru bakliyatlar. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle herkes bir işin ucundan tutmaya çalışıyor haliyle. Yardım etmek istiyor herkes. Kalabalık giderek artıyor. Bugün 7 Şubat 2023. Evet, şöyle çıkabilirsem dışarıyı da göstereyim size. Evet, görüyorsunuz araçlar durmuyor. Gençlerden birkaç kişi çaldık gençlerden. Evet, sütler, makarnalar, çocuk bezleri. Bir vatandaşımız yine bir araba dolusu yardımdan iletiyor. Allah razı olsun. Çocuk bezleri var, battaniyeler var. Evet, bugün Milli Beraberlik Günü. Çok zor bir durumdayız. Yine bir vatandaşımız evinden ne getirebiliyorsa getirmiş. Kışlık kıyafet, elektrik sobalar, gördüğünüz gibi tabaklar. Evet. Şöyle yine burada yorgan, battaniyeleri ayrı bir noktaya ayırıyorlar. Ve burada teslim alındığına dair tabii notlar tutuluyor ama hangi biri tutulacak? Burada seçiliyor tabii. Çocuk kıyafetleri, yetişkin kıyafetleri ayrılıyor. Yine yardımsever vatandaşlarımız desteklerini oluyorlar. Yine bir tırımız yükleniyor. Evet, şöyle göstereyim. Alabildiğim kadar. Eski yeri demeden herkes kendi imkanınca destek olmaya çalışıyor arkadaşlar. Yine şöyle göstereyim. Evet. Yine bir annemiz gördüğünüz gibi bebek malzemelerini göndermiş, sağ olsun. Çadırlar, kamp çadırları gördüğünüz gibi. Yani aklınıza gelecek her şey.
Isıtıcılar tabii ama elektrik sorunu var. Katalitik sobalar çok ön planda yine. Mantıklı düşünülmüş. Evet, görüyorsunuz eski yeni demeden. Siz parka doğru gide dönün, abimi aldık geliyoruz biz. Burada ablalarımız yine kolileri hazırlıyorlar. Yani herkes bir işin ucundan tutuyor. Evet arkadaşlar, Antalya'da böyle imoce usulü yükleme devam ediyor. Genel durumlar böyle. Hepiniz yardımlarınızı esirgemeyin. Büyük küçük demeden, genç yaşlı demeden, imkanlarınız doğrultusunda, hatta zorlayarak yardımlarınızı yapın. 13 milyon vatandaşımız takriben çok zor durumda. Evet, imece usulü yine tırımızın birine battaniyedir, yorgandır, yataktır, halıdır, kıyafettir, ayakkabıdır yükleniyor. Diğer bir tırımıza da, şu beyaz tırımıza, insani yardım malzemeleri yine gıdadır, çocuk bezidir, temel ihtiyaç malzemeleri de bu tıra. Onlarca tır sırada bekliyor dışarıda. Belediyenin kendi araçlarda ekmek sevkiyatı yapıyor yine bölgeye. Burası aynı zamanda bir fırın, yine belirteyim. Belediyenin ekmek fırını, vakıf burası. Normal zamanda da buraya çok fazla bağış geliyor. Tam adresi zaten, buluşma noktası güzel. Antalya'mızın parti ayrımı yapmadan, ilçe ayrımı yapmadan geneli böyle arkadaşlar. Allah razı olsun. Tüm Türkiye'den Allah razı olsun. Antalya'dan genel durumlar böyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bol bol dua edelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.